Benim en çok sevdiğim şey eski abilerimizde ne biliyor musun? Mesela şu obeni şuraya takacağız ya. Mesela adam öyle istiyor. Yok abi derim. Böyle olacak derim bu. Eski abilerim bana der ki, bak Cantekin kardeşim, kalbini kırarım bak kardeşim. Nereye istiyorsan sen oraya takacaksın. Biz de tabii ki abilerimiz büyük olduğu için mecburen onu oraya takmamız gerekiyor. Malzemeye para verdiğim zaman içim acıyor. Niye? O benim, o sizin orada daha güzel duracağını biliyorum yani. Bildiğim için de içim acımıyor. Verdiğim paraya da acımıyorum yani o şekilde. Para sıcak duruyor ama o bana daha sıcak geliyor. O taktığım malzeme bana daha sıcak geliyor. Beni daha mutlu ediyor. Ben Cantekin Karaca. 96'da bu işlere başladım çıraklığımda. Bu durumlara kadar geldim. Dükkanımız Esenyurt'ta. Daha 8-9 ay oldu açılalı. Çenoto İsmail Usta'nın yanında yetişmeyim. 96'dan beri onun yanındayım. O yetiştirdi bizleri. İşte yaptığımız işler belli. Oto elektrik, aksesuar. İsmail Usta bizim bir alt sokağımızda komşumuzdu. Babam sayesinde tanıştım. Babama da Allah razı olsun ki beni öyle bir ustanın yanına vermiş. Ben ilkokulda çıktım. Babam bana dedi ki oğlum dedi okuyacak mısın, çalışacak mısın? Bizim de bu tarz işlerde biraz hevesimiz vardı. Nasıl hevesimiz vardı? Mesela ben çocukken hani eskiden pek araba yoktu, yollar çamurdu falan. Ama bir abimizin arabası vardı, siyah bir Şahin'i vardı. Yanımızdan böyle geçerdi, hep o arabaya böyle bakardım. Tamam, arka stopları böyle yanıp sönerdi arabanın. Araba da gerçekten çok temiz, çok güzel bir arabaydı. Merak ederdim ya bu arabanın arka stopları nasıl yanıp sönüyor böyle? Hani nasıl oluyor acaba bu lambanın böyle yanıp sönüşü falan? Neyse aradan biraz zamanlar geçti. Babam da baktı böyle arabalarda çok merakım var. O da kendisince düşündü. Ben dedi oğlumu hani ya bir tamirci ya bir elektrikçi. O da kendi arkadaşına sormuş. Demiş ki böyle böyle benim oğlum var demiş. Hani bunu bir tamirciye falan. Demiş ki orada demiş mesela çok küfür ederler falan filan. Senin demiş komşun var. Alt tarafında komşun var. Babamlar da o sıralar ustamların inşaatını yapıyorlar. Babam da kendisi mesleği inşaatçı zaten. Evet, babam da sonradan aklına gelip söylemiş. Annesinin yanına gitmiş. Demiş ki böyle böyle hani gelsin akşam görüşelim falan filan. Yani tabii ben gittim. İsmail Usta beni gördü. Ben daha 11 yaşındayım. Ufacık bir şeyim. Demiş İsmail Usta bu çocuk demiş çok ufak. Sen demiş babam al yanına çalıştır. Memnun kalmazsan gelir getirirsin kardeşim. Yapacak bir şey yok. Allah razı olsun ustamız da bizden memnun kaldı. Babam ilk başta dedi ki sakın ha para vereyim. Şey vereyim sakın ha. Ben senden sadece usta istiyorum bunu. Başka hiçbir şey istemiyorum. Kendi kapasitesi bilir dedi İsmail Usta da bunu. Falan neyse biz gittik. Tabii ateşliyiz. Heyecanlıyız. Çalışmaya meyilliyiz. Okuldan çıkmışız. Bu Cantekin'i yetiştiren İsmail Usta'ma çok teşekkür ederim. İlk defa gittim evine, ustamı sordum. Annesi dedi ki, oğlum evde yok, ne yapacaksın? Benim oğlum okumayacak, onun yanına verecektim. Oğlum ben seni yanına gönderirim. Ve de neyse kim gönderdi. Benim Cantekin'ime baktı, ya Bayram abi çok ufak bu dedi ya. İyi ufaksa, sen iyi, evet. Bir sene senden para istemem. Bir sene sonra usta isterim. Yoo dedi. Onu kendi kapasitesi bilir. Ne yapacağız? Dedi bu ta ufak dedi. Sen İsmail elet çalışmasa bana gönder. Eletti. Bir hafta sonra para vermiş. Bir hafta sonra para verince İsmail niye para verdin? Telefon ettim. O zaman cep telefonu yok da ev telefonu var. Dedi ki bu çocuk onu hak ediyor. Çalışıyor mu dedim ya. He dedi çok. Tamam oldu. Dedi ne tekim? Onun 5 lira verdiği parayı ben ekmek parası yaptım. Ben çocuğumun parasını yedim. O İsmail Usta'nın tilyar versen hakkını ödeyemezsiniz. Benim oğlum ödeyemez. Tilyar verse ödeyemez. Bu mesleği tilyar verse alamaz. Bugün de işte kendi yerimi açtım. Çok şükür. Bakalım ilerleyen zamanlara doğru neler olacak, ne edecek. Biz de elimizden geldiği kadar işlerimizi daha düzgün, daha detaylı, daha güzel, insanlara daha sevdirecek, böyle insanları memnun edebiliyorsak biz ondan mutluluk duyuyoruz. Akşam kafamıza yastığa rahat koydun mu en güzel, en mutlu insan biz oluyoruz. Başka bir şey değil yani. Tabii ki insan hani mesela o kadar senedir çalışırsın yanında insanların falan bir şeyler olur. İnsanların bazı beklentisi olur. Ama bende hayatta öyle bir şey olmadı. Ne? Altın bilezik taktı ya kolumuza. O bize yetiyor yani. Bak onun sayesinde
içerisinde de ekmek yiyoruz. Nereden önce ZP plakalı aracım vardı. O da 15-16 yaşındayken. Benim babam 15-16 yaşındayken benim arabaya hevesim olduğu için, kendisi de bayağı bir hevesliydi babam. Evi sattı bak mesela bir araba için. Ne yaptı? Bana bir sıfır Şahin aldı. Mesela aldığı sıfır Şahin'in bile kaskosu vardı yani 2001 senesinde. Kaskolu bir Şahin'e bindik yani. Allah'a çok şükür. En son arabamız da bu oldu. Nasıl bu hale geldi? Benim Turgay Mutlu diye bir arkadaşım var. Kendine topladı bu arabayı. Sadece o değil, biz hep beraber Şenoto'da çalışırken hep beraber o şekilde toparladık. Ondan sonrası Turgay kardeşimiz arabasını sattı arkadaşımıza. Ondan sonra bize nasip oldu araba. Çünkü bildiğimiz araba. Kendi yaptığımız, kendi uğraştığımız araba. Ondan dolayı. Zamanında elektrik yaptığım iş yerinde kornasıydı, tesisatıydı, obenleriydi, tavan lambalarıydı. Yaptığım aracın hani bugün bana nasip oldu. Hayalimde öyle bir şey yoktu. Aslında bir tane kartal vardı. Kardeşim İbrahim. Abi bu arabayı alalım. Abi bu, o arabayı da biz yaptık. O arabayı da bildiğim için falan, o bize nasip olmadı mesela. Sonradan kardeşim gene tekrarlayarak, abi nereye satılık, nereye satılık, nereye satılık. Abi dedi araba satılık, hani başkası almasın biz alalım. Zaten bizim yaptığımız araba, senin yaptığın araba, bildiğimiz araba. Adım İbrahim Karaca. Arabayı nasıl aldık? Arabaya baktım, bir tane kartal geldi. Bizim bir tane abimizin de. Zamanında geldi, onun da işlerini yaptık. Ondan sonra abime dedik alalım alalım alalım. Hayırlı olmadı. Ondan sonra Erdal abi aradı, Turgay abi. Dedi arabayı getireceğim falan filan. Arabayı getirdi. Araba bana bakıyor, ben arabaya bakıyorum. Baktım nereye satılık. Abimin yanına gittim. Baba yakmışız, ısınıyoruz öyle. Abi dedim sana bir şey söyleyeceğim. Söyle dedi. Abi dedim nereye satılıkmış dedim. Alabilir miyiz? Yok falan filan dedi de. Şimdi yatıyorum ben, düşünüyorum. Ulan dedi ben buna ne desem de alsam bu arabayı ya. Gittim yanına. Abi dedim bak dedim, yıllardır sen yaptın o arabayı. İçini dışını biliyorsun. Her şeyini sen takmışsın zaten bu arabanın. Hani bir şey olsa bilirsin yani neresinde şey olduğunu. Baktım buna biraz yara verdim. Ondan sonra bir gittik Arnavut köye. Konuştuk. Gittik arabayı aldık. İsmail Usta yapıştırdı gitti. Biz kaldık orada. Arabayı aldılar. Allah'tan nasip etti bize, çok şükür. Ya bizim zaten kötü bir alışkanlığımız yok. En kötü alışkanlığımız bu işte. Mevzular böyle işte. Kardeşim o zaman gidelim. Arabanın sahibi de yabancı değil, o da kardeşimiz. Gittik oraya ama cebimde 5 kuruş para yok. Neyse dedik ki ya Allah yapalım ben. Gidelim bir bakalım. Pazarlığını yaptık falan. Arkadaşımız bize bıraktı arabayı. Araba dedi sizin. Şimdi arabayı aldık geldik ama ya düşünüyorum şimdi krediye başvuracağım. Ya kredi onaylanmazsa? Ben dedim nasıl yapacağım bu işi? 5 kuruşsuz. Allah'tan kredi onaylandı. Bu araba da bize nasip oldu. Çok şükür. Allah'a çok şükür. Ustalığını yaptığım araba bana nasip oldu. Vallahi ben şu ana kadar etiketçiyim diyemedim kendime. Bilmiyorum ama var. Etiket arabamız da var ama böyle daha değişik bir şeyler de insan tabii ki yapmak istiyor. Sanki bu tam olmadı. Biraz daha bir şeyler, biraz daha bir şeyler. Şu araba dolu olabilir ama insan istiyor yani. Daha fazlasını istiyor. Sanki diyor ki biraz daha eksik var. Şuraya şunu koysak daha iyi olur. Mesela bir oben almışız. Bu obeni değiştirelim. Mesela bu obenlerin kesmesi var. Diyoruz ki onu çıkartalım, onun kesmesini takalım. Niye? Daha nadir. Hani piyasada bulunmayan malzeme olduğu için. Diyoruz ki onu koyalım. Arabayı bitirdik. Bütün malzemelerini dizdik. Elimizde yine malzeme var. Fazlası var ama fakat kararsız kaldık. Bu malzemeyi nereye koyabiliriz diye. Dışına fazla bir şey koysak araba sırıtacak bu sefer. Hem fikir olarak arkadaşımız geldi. Dedi ki diferansiyele dedi, kesmeyle dedi, taşlı bey koyacağız kardeşim dedi. De öyle yapalım dedi. Onu öyle koyduk. O daha bir güzel oldu. Daha farklılık oldu. Daha farkındalık yarattı. Araba giderken mesela o arkadan bakışı, diferansiyelin oradan onun gözükmesi daha bir farklı, daha bir hoş oldu. Bizim arabaların dışı nasılsa içi de aynı, altı da aynı. Fark eden bir şey yok yani. Bizim çıraklık dönemimizde tabii ki işler de vardı. Hani eski Magruslar vardı. Tabii eski Magruslarda mesela yapan abilerimiz de vardı arabalarını. Hani bakardık onlardan bile bir etkileşim alırdık, anladın mı? Sadece bu ufak araba için değil, büyük araba için de geçerli. Hani öyle. Biz mesela durakta beklerdik mesela bir minibüs gelsin ama neyi beklerdik biliyor musun? Sırf o minibüs gelsin diye. Yapılı minibüs. Minibüsçü abilerimizi de tanıdık mesela. Derdik ki şu plakalı araba ne zaman 2-3 araba arkamızda derdik. Biz o arabayı beklerdik o 96 senelerinde. Sırf o arabaya binebilmek için. Müzik.
Pazar günü açmıyorum mesela. Arabam garajımda zaten. Arabamla uğraşıyorum. Onu siliyorum, temizliyorum böyle. Gönlümü hoş ediyor. Beni mutlu ediyor. Bazen kardeşim İbrahim'le sahil turu yapıyoruz. İnsanların dışarıdan bakış açısı farklı oluyor. İçeride bir baktığın zaman insanlara karşı onun farkındalığı var. Değişik bir hastalık ya. Ortaköy bir gün sahile gittim. Mesela yurt dışından insanlar gelmiş. Geldiler, rica ettiler. Dediler ki arabanın dediler videosunu çekebilir miyiz? Fotoğraf çekebilir miyiz ailesiyle beraber? Ya insan bundan mutluluk duyuyor, anladın mı? Şimdi biz misafirliğe gideceğimiz zaman veya bir düğüne gideceğimiz zaman arabamla gitmiyorum mesela. Hani bir taksi çağırıp taksiye binip gidiyorum. Çünkü hani kıyamıyorum arabama. Veya gideceğim zaman da İbrahim kardeşim var. Onunla beraber gidiyorum. Bir o kendim, ona nöbet tutturuyorum. Onu gönderiyorum. Kendim geri geliyorum arabanın başında. Ben kendim nöbet tutuyorum. O şekilde. Benim yaşım 38. Askerde tuttuğum nöbet kadar bu arabanın başında nöbet tuttum yani. Malzemesi çalınmasın. Sırt bir yeri çizilmesin. Kimse hani yaslanmasın. Çünkü bu araba bizim ne bileyim kendi hani evladım da var. Kendi evladım gibi görüyorum bu arabayı. Benim ikinci askerliğim arabayı aldıktan sonra başladı. Biz etiketçilerin arabası manken gibidir. Süsleriz, takılarını takarız. En sonunda da podyuma çıkartır, seyrettiririz. Herkes aynı işte.